İsminiz? Mustafa. Soyadın? Aşı aşı evde. Lağabınızda kimler gelir? 5 mi var? 2 de olar. Hangisinin oğlusun? İbiloğlardan. Osman Aytekin. Osman Aytekin. Güzel. Peki, şimdi şöyle bir sorayım. Bu mesleğe nasıl atıldın? Kaç türlü meslek yaptın? Onu. Bir türlü meslek, sadece dulculuk yaptı. O da dededen kalmış. Evet. Ehliyetiniz var dedin. Şoför ehliyeti. Peki, bu tuz bayini mesleğinde başka yapan var mı? Var mı? Peki kurtarıyor mu yani şimdi? Yoksa eve sadece karın doyurmak mı? Sadece karın doyurmak. Öyle büyük şey, günde 10 ton, 20 ton satabiliyor musun? İzmir'de tuzcular öyle 20 ton, 30 ton sattan satıyor. Paketleme şeyiniz var mı? Yok. Peki. Şimdi soruyorum sana da genç olarak. Ya bu aşağı, bu Besin'de niye göçtün millet? Senin fikrini de sorayım genç olarak. Niye göçtü? Besin'in zenginleri, evet. Besin'in gelişmesini engellediler. Evet. Devamlı daha bir çerçeve içerisinde kalmak istediler. Evet. Fakir kariyatı iş alanı olmayınca sadece göçtüler. Göçmek zorunda. Şimdi bu fakir fukara burada fukara kalsaydı daha fukara olurdu. Şimdi dışarı gitti zengin oldu. Efendim yok aşağı şehirde altın buldu bir kuşkana. Yok Kara Muhammed'in evini sularken cağır diye altın döküldü. Sen böyle bir şeylere inanıyor musun? Demek ki bunlar dışarıda Bilal'in gücüne karışanı. Şimdi diyorlar ki bu yan ayak gitti. Fabrikatör oldu. Mercedes'ten Besin'e geldi. Bunu erlenip mi söylüyorlar böyle yani yalanı? Öyle. Demiyorlar. Yani Besin'in adamı çalışkan. Besin'in adamı dürüst. Taşı sıkar, un eder hele. Evet. Peki sana da sorayım. Şimdi elinde imkan olsa ne yapmak istersin? Genç olarak. Şimdi gönlünde ne var? Ne iş yapmak istersin? Yani bu gönlümde bir... işimi genişletmek isterim. Paketleme durmak. Daha düzgün. İşimi daha genişletmek. Evet. Bu işte kararlısın ve bu işin daha ekonomik, daha güzel kapalı paketleme servisi bilmem ne güzel. Peki ikincisi biz diyoruz ki bir Besin'den bu işi yapman için işte senin bu işi yapman için Besin'den olarak yani bütün 5 vilayette de bütün Türkiye'deki Besin'den seçin. Bir banka kuralım. Yani Besin'e vakfı vakıf dediğim bir sermaye şirketi. Bu şirket Besin'e sana bu işi mi yapacaksın? Yapsınlar, kursunlar. Sen taksit öde. Mesela ev mi istiyorlar? Ev yapsınlar, taksit ödesin. Yani şirketimizin parası batmayacak. Şirketi sigortalı olacak. Sermayesi sigortalı olacak. Yani benim param vardı da yiyecek bir kişi yok. Bunu da sigortalayacağız zaten. Kimsenin sermayesi batmayacak. Ama halkına, bankaya 30 bin vereceğine bir ona 10 bin lira versin. Değil mi? Peki böyle bir şey olsa sizler katkıda bulunur musunuz? İkincisi de bir folklor kurmak istiyor. Folklor genç. Her şeyi çalan söyleyen Besin'den olsun. Bunda da maddi manevi katkıda bulunur musunuz?